Son günlerde altın fiyatlarının düşüş nedeniyle vatandaşlar altına yöneldi. Elazığ kuyumcular Oda Başkanı Fikret Çakmakçı bu altın fiyatlarını değerlendirdi. Fikret Bey iki gündür altına bir düşüş gözüküyor. E, vatandaşlar bunu nasıl değerlendirmeli? Daha çok düşecek mi yoksa bir anda tekrardan çıkacak mı? Sizler neler söyleyeceksiniz? Tabii öncelikle bir bir yani niye oldu, niye düştü, onun açıklamasını yapalım. Şimdi özellikle Ermenistan Azerbaycan gerilimi yani savaşı daha doğrusu. Sonrasında aşı haberleri, aşı bulunduğu haberleri ve e, bizim Maliye Bakanımızın istifa haberleri tabii piyasalarda bomba etkisi yarattı. Şunu söylemek istiyorum yani özellikle Maliye Bakanı e, Ticaret ticarette yani e, finans kurumlarında hiçbir şekilde zaten e, bir yer bulamadı. Hep tepkiyle karşılandı, hep tepkiyle karşılandı. E sonuçta istifa haberleri de gelince piyasalar yani üst üste gelen haberler az önce bahsettiğimiz haberler tabii ki piyasalarda bir olumlu etki yaratıp altın fiyatlarını özellikle döviz fiyatlarını düşürdü. Tabii döviz fiyatlarının düşüşüyle altın fiyatı düştü. Yani doları ve euronun düşüşüyle altın fiyatları düştü. Yani çok ons fiyatlarında dünya gelenindeki olan e, geçerli olan fiyatlar e, çok fazla bir düşüş yapmadı. Özellikle biz bu fiyatların... 19'da malum faiz kararı Merkez Bankası'nın açıklayacağı bir faiz kararı var. Bu faiz kararlarından sonra piyasaların yön bulacağı kanısındayız. Yani şu an vatandaşa bir şey söylememiz çok yanlış. Özellikle yani faizler düşürülecek mi yoksa aynı mı kalacak gibi senaryolar tabii ki devam ediyor. Özellikle yani 19'undaki haberler piyasaları tamamen yön verecek. Şu etapta bir şey söylememiz yanlış. Peki vatandaşlar altınları bozdurmalı mı yoksa dolarları varsa dolarlarını bozdurmalı mı? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi özellikle bizler vatandaşa zaten hiçbir zaman günübirlik ticaret yapmamaları konusunda her zaman fikirlerimizi beyan ediyoruz. E, bu konuda da gene ben e, vatandaşın yani düşüşleri fırsata çevirmeleri konusunda her zaman fikir beyan ediyorum. Yani altın veyahut dolar uzun vade yatırım aracıdır. Özellikle altın yani bu konuda da vatandaş hiçbir şekilde panik yapmasın. Yani e, oyuncuların zaten istediği bu. Yani malum borsa borsayla uğraşanlar. Veyahut finans kurumlarıyla uğraşanlar yani bunları e, fırsata çevirme, çevirip e, yani küçük sermayeli yatırımcıyı piyasadan kaçırmak, onların parasını elinden almak gibi bir oyun. Yani biz, biz hiçbir şekilde yani altının çok daha fazla düşeceği konusunda e, hiçbir şekilde inanmıyoruz. Biz altının güvenli limanı olmaya devam ettiğini her platformda söylemeye devam ediyoruz.